Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir takipçim söylemişti bunu. BİM'de satılan Manson bir tıraş bıçağını, tıraş olmayı deneyeceğim. Bu arada ben bunu daha önce oldum arkadaşlar bir kere. Hatta onu video çektim. Ama böyle buralarımı falan kesti, şuramı falan kesti. O yüzden dedim acaba ben çok dikkat etmedim, benden mi kaynaklı ya da gerçekten de kesiyor mu diye merak ettiğim için biraz daha sakalımı uzatıp ikinci bir deneme yapacağım. Eğer bunda da keserse almayın diyeceğim, onu söyleyeyim. Bu Manson sistem tıraş bıçağı diye geçiyor. Başlığı şöyle göstermiş olayım. Çıkabiliyor, bu şekilde çıkıyor ama ben başlıklarını görmedim açıkçası. BİM'de şöyle bir de şey var. Kağıdını attığım için kağıdını size gösteremiyorum ama şu şekilde 4 bıçaktı bu arada. Şuradan şöyle göstermiş olayım. Burada 4 bıçağı var. Bir de yukarıda Gillette'in Fusion Pro Glide modellerinde olduğu gibi bir favori düzeltme bıçağı da var. Şimdi tekrar deneyeceğim. Tekrar tıraş olacağım bununla. Ve bakalım bu sefer de kesecek mi? Keserse, kanatırsa almayın diyeceğim. Çünkü ben yaklaşık 30 yıldır tıraş oluyorum. Ve hani çok böyle garip bir hareket yapmadığım sürece suratımda bir kesik vesaire oluşmuyor. Bunda nasıl oldu bilmiyorum. Yani artık benden mi kaynaklı yoksa cihazın kendisinde bir sıkıntı var. Göreceğiz bakalım, tekrar bir tıraş olacağız. Bu arada sizden yorumlar geliyor bu tıraş videolarıyla ilgili. Onu şunu yapsana, bunu yapsana falan diye ben söyledim daha önce. Ayda bir tane yapacağımı. Bu da Kasım ayının videosu bu olacak. Öte yandan yorumlarda şöyle bir şey de geliyor. Bu tıraş sabununu kullanıyorum malum, Arko'nun. Diyorlar ki bir kısım yorumlarda çok hani köpürt, iyice köpürt deniyor. Bir kısım yorumlarda da şöyle yüzüne sür diyorlar, şöyle 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 yap diye. Öyle yapılmazmış diyorlar. Bakacağım şimdi, ben yüzüme şöyle sürmeyi deneyeceğim. Ama hep söylüyorum, o videolarda da videolara yapılan yorumları da söyledim. Hani burada sabunu test etmiyorum arkadaşlar ben. Bu hani burama sürerim, orama sürerim, öyle sürerim, böyle sürerim, bu fark etmez. Ama burada ben tıraş bıçağını test ettiğim için tabii yorumlarınız güzel, teşekkür ederim. Öyle de yapsak olur, böyle de yapsak olur belki veya daha iyi olur muhtemelen. Şimdi deneyeceğim bakalım, sakalıma sürmeyi deneyeceğim sabunu. Ve biliyorsunuz güzel fırçam da buradan. Bununla şimdi bir başlayalım bakalım. Bir köpürtelim yüzümüzü önce. Evet, şimdi yüzümü güzelce ıslattım ve önerileriniz çerçevesinde dinliyorum. Yorumları da okuyorum. Söylüyorum size zaten hep dinlediğimi ve okuduğumu. Şöyle güzelce sabunumuzu yüzümüze sürüyoruz. Evet. Şimdi güzelce sürdük ve fırçamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Islattık fırçamızı. Bir bakalım nasıl olacak. Sanki daha güzel oldu, evet. Demek ki neymiş, arada dinlemek lazım. Siz değerli okuyucularımı, izleyicilerimi, takipçilerimi arkadaşlar. Şöyle güzelce. Ups, üstümüze dökmeyelim. Döküldü birazcık. Evet, güzelce köpüklerimizi sürdük. Şimdi başlayalım bakalım tıraşa. Hadi bismillah. Bu sefer biraz dikkatli olayım tıraşa arkadaşlar. Çünkü bu cihaz gerçekten keskin. Yani keskin olması güzel tabii ama hani yüzümüzü kanatacak kadar da keskin olmaması lazım. Bayağı kanattı yani. Dikkatli olacağım yer burası. Çünkü şuradan ve şuradan kesmiştim. Şimdi de bir iki ufak kesik var galiba arkadaşlar. Son bir bakayım şöyle bir. Aynadan da bakayım. Yan tarafta aynamız da var çünkü.
Şurada bir sivilce varmış. Onu ben kesik zannettim. Evet, şuraları bir toparlayalım güzelce. Bir kıyalım bakalım sonuç nasıl olacak. Bir de keserse vallahi bu sefer kötü puan vereceğim. Ona göre Manson sistem tıraş bıçağına. Şöyle bir yüzümüzü yıkadık. Bir bakalım. Şöyle bir kurulamış da bulalım. Şöyle biraz yakına geleyim. Bakalım buralarda bir şey var mı? Yok. Yani gördüğüm kadarıyla bir bu sefer bir hasar yok. Ama söylediğim gibi dikkatli olmanız lazım. Ben bayağı bir dikkat ettim bu arada. Öyle söyleyeyim. Ve dikkatli olmazsanız eğer ciddi kesik atabiliyor bu tıraş bıçağı. Fiyatı da 12,5 lira. 12,5 liraya aldım ben bunu. Siz söylemiştiniz ama bunu değil. Tekli olanı da vardı bunun ama teklisi böyle 8'li falan paketti. O yüzden ben bunu aldım. Böyle hani bakayım dedim, bu tekli satılıyordu haliyle ve doğal olarak. O biraz daha böyle işte 8'li 10'lu bir paketti. 8-10'lu almaktansa dedim bu şunu alayım, bir kullanayım bakalım, deneyelim nasıl olacak. Birazcık yanma var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ve aşırı keskin bir bıçak var. Yani veya belki de doğru, yani keskinlikten öte doğru yerleştirilmediği için bıçaklar ciddi şey yapıyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Kesiveriyorsunuz hemen farkında olmadan. Şu favori bıçağını da bir deneyelim bakalım. Şu üst kısmında bir bıçağımız var. ProGlide serisinde olduğu gibi söylemiştim daha önce. Şöyle bir yapalım. Fena değil. Oluyor yani. Şurada. Onu da şöyle alalım. Evet. Aldı mı? Aldı vallahi, güzel. Favori bıçağını beğendim. Ama söylediğim gibi dikkatli olmanız lazım. 12,5 lira da bir tane ürün için yani pahalı mı? Yani çok bilinmeyen bir şey olduğu için biraz pahalı. Ama ne kadar gider? Bu benim ikinci tıraşım oldu bununla beraber. Ya biraz dikkat ederseniz güzel kesiyor ama hani dikkatli olmazsanız çatır çutur kanatıyor, öyle söyleyeyim. Benim kanatmıştı ilk testimde. O yüzden ikinci bir test yaptım tekrar, hani benden mi kaynaklanıyor diye. Biraz daha dikkat ettim bu sefer. Bu sefer fena olmadı. Ama söylediğim gibi jilete göre biraz daha konforu biraz şey. Yani çok yanıyor yani ister istemiyor. Az bir şey de olsa şu an yanıyor. Hatta bir kolonya sıkalım bakalım ne olacak. Ya diye bağıracağım burada herhalde şimdi. Şöyle bir Rebel'in de mandarin kolonyası varmış. Burada buldum bunu. Bu arada reklam falan değil arkadaşlar. Hem bu bıçağı hem de kolonyayı kendim aldım. Zaten 12,5 liralık bıçağın da neyini reklam alacağız, o da ayrı konu yani. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok seviyorsunuz bunları, takip ediyorsunuz, beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama söylediğim gibi ben teknoloji uzmanı olduğum için hani bunları böyle biraz eğlence olsun diye çekiyorum arkadaşlar. Yoksa konu çok bizde ama bunlar tutuyor, eğleniyorsunuz, takip ediyorsunuz. Ben de bugüne kadar birçok böyle farklı farklı tıraş makinesini alıp tıraş oldum. Ve gerçek zamanlı yapıyorum bu tıraşları şu anda olduğu gibi. Bunu da gerçek zamanlı yaptım. Manson sistem tıraş bıçağı fena bir ürün değil. Yalnız dikkatli olmanız gerekiyor yoksa çok feci keser. Hani ben öyle çok dediğim gibi ben 30 yıldır tıraş oluyorum. Yani kaç kere yüzümü kestin deseniz 10 kere olmamıştır. Bir tanesinde bu arkadaş sayesinde oldu. Fena da değil. Başlıkları değişiyor galiba. Hani ama çıkıyor başlığı ama boşluk olarak ben görmedim BİM'de. En azından sadece başlığını satmıyorlar. Ya da satıyorlarsa bana denk gelmedi diyelim. Eğer varsa, satıyorsanız, bulunuyorsa alta link olarak koyun. En azından biz de öğrenmiş oluruz. Ama ben görmedim, onu söylemiş olayım. Alınır mı alınmaz mı? Biraz beklentinize bağlı. Yani 12,5 lira verdikten sonra çok daha farklı seçenekler var. Ben daha önce test ettim, işte Jilet Blue 3 var, Arkon'un var, Derbin'in var vesaire. Onlara da bakılabilir ama en azından bunu da test etmiş oldum. Dikkatli olunması gereken bir tıraş bıçağı olarak not almanızı öneririm arkadaşlar. Tıraş videolarıyla ilgili önerileriniz varsa bu videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, değerlendiriyorum. Ayda bir tane olmak üzere tıraş videolarının geleceğini ve devam edeceğini söylemek istiyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Birçoğunuz abone olmadan izliyor. Abone olun, zor bir şey değil. Şuralarda, altta, şurada ya da şurada, ya şurada ya şurada bir tane şey var. Veya açıklamada tek bir link koyuyorum. Tıklıyorsunuz, doğrudan abone oluyorsunuz. Bu konuda beni desteklerseniz sevinirim. İstiyorsanız beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan takip edebilirsiniz. Farklı bir tıraş videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.